Dünyada bir gıda krizinin yaklaştığı açıklamaları gelirken arka arkaya şimdi Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan bir açıklama geldi. Şöyle ki Ukrayna limanlarında tam 4,5 milyon ton tahılın bekletildiği bilgisi var. Hemen dönelim Ukrayna'ya, Kiev'e. Mert Hacıhaloğlu bu gelişmenin detaylarıyla karşımızda. Soralım bakalım Mert'e, nedir buna ilişkin detaylar, doğru mudur bu bilgi Mert, nelere ulaştın konuyla ilgili? Merve Türkay, özellikle Avrupa'nın gıda deposu konumunda, tahıl noktasında oldukça önemli bir yere sahip Ukrayna ve bu hususta da savaşta 68 gün geride kaldı. Tabii ki özellikle Batı ve Avrupa'nın enerjinin yanı sıra bu tarz gıda ürünlerinin temini ya da ham madde temini noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını bilmekteyiz. Zaten Rusya bilindiği üzere ülkenin güneyinde, yani deniz yoluyla birlikte yapılabilecek birçok noktaya operasyon düzenledi, düzenlemeye devam ediyor. Öte yandan birçok savaş gemisinin halen de Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenden dolayı da limanlarda bulunan gemiler mahsur kalmış durumda. Sağlıklı bir şekilde çıkış gerçekleştiremiyorlar. Haliyle bu durumda tabii ki gerek Avrupa'daki gıda fiyatlarının ve enerji alanındaki fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Öte yandan da farklı alternatiflerin de izlenmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Yapılan açıklamada limanlarda mahsur kalan birçok gemi halen daha bekliyor. Özellikle o gemilerde bulunan kişilere, yani insanlara dahi ulaşma noktasında, İletişim noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor Avrupalı ülkeler. Bu hususta 4,5 milyon ton, oldukça büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Tahıl şu an itibariyle Ukrayna'nın farklı limanlarında bekliyor. Bunlardan bir tanesi aslında hemen alt tarafta bulunan Odessa'ydı. Yine Herson'da vardı, ancak Herson'da Rus kontrolüne geçti büyük oran. Tabii ki bazı bölümler Rus kontrolüne geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Zelenski de zaten Rusya birçok bu tarz gıda ürünlerine de el koyuyor ifadesini kullanmıştı. Yağmalıyor ifadesini kullanmıştı. Mahsur kalanlarda yalnızca 4,5 milyon ton diyoruz. Bunun kuşkusuz daha da fazlası var. Belki de şu anda Rusların eline geçmiş durumda. Bu oldukça önemli bir durum. Peki nasıl sağlanıyor Avrupa'ya ulaşım? Demir yollarıyla ya da karayoluyla birlikte sağlanıyor. Bu hususta şu an itibariyle büyük bir çoğunluğunun karayoluyla birlikte Avrupa'ya ulaştırıldığını, yani tahılın büyük bir çoğunluğu karayoluyla gidiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü demir yollarını da hedef aldı bilindiği üzere Rusya ve birçok demir yolu da zaten savaşın başından bu yana vurularak imha edildi. Daha doğrusu tahrip edilmişti. İşte bu hususta şu an itibariyle de tek alternatifli yol karayolu kalmış durumda ve bu şekilde ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Diğer 4,5 milyon ton limanlarda bekleyen tahılın ne olacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Tabii ki bunun için bir barış olacak mı, denizler güvenli bir hale gelecek mi, bunu da yakinen takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Mert Hacıhaloğlu, teşekkür ediyoruz. İşte konuya ilişkin detaylar bunlardı. Bir de gıda krizi kapımızda. Ukrayna limanlarında 4,5 milyar ton tahıl bekletiliyor iddiası var.